Merhaba, bugün yerlerdeyiz, sürünüyoruz. Çünkü İzmir'e taşınmama bir gün kaldı ve eşyaların hepsini valizlere bir şekilde sokuşturdum ve tripod da arada kaynamış. Şu an sizi tutan tripod 40 santim falan. O yüzden böyle yere oturmak zorunda kaldım. Onun yettiği kadar ben de o şekilde. Ama iyi oldu bir yandan çünkü kutu kutu kitap bu sefer ilk defa kadraja sığabilecek şekilde. Ve bunu açmak için şu an sabırsızlanıyorum. Ve bunu açarken de sizlere birkaç tane şey söyleyeceğim. Kutu kutu kitabın normalde böyle pizza kutusu gibi standart bir kutusu oluyor ve bu standart kutuda da bazı kitaplar çıkıyor. Artık standart kutunun dışında iki farklı kutu daha var. Bir kardeş kutusu. Kardeş kutusu iki mini kutu gibi düşünün ama aynı anda geliyor ve iki farklı yaş grubuna ait oluyor. Yani bu kutuların her birinin içinden iki kitap çıkıyor ve iki kardeş için güzel bir kutu şekli oluyor diye düşünüyorum. Bir diğer kutuysa mini kutu. Mini kutuda iki tane kitap çıkıyor. Diğer kutulara göre daha uygun fiyatlı. O yüzden belki tercih etmek isteyebilirsiniz. Böyle bir yenilik yapmış kutu kutu kitap. Bu standart kutu bu arada. Açalım bakalım neler var. Ayrıca geçen kutuda çok sormuşsunuz kim veriyor bu kararları, hani kim bu kitapları seçiyor diye. Alanında uzman kişiler bu kitapları seçiyor. Hani anne babalarımız çok aşırı meşgullerse veya kitapları seçmeye yardımcı olamıyorlarsa, hani bu konuda fikirleri olmaz, meşgul olabilirler bilmem ne, o zaman güzel bir uzman yardımı almış oluyorlar. Kutumuz aşırı pozitif değil mi? Şu an benim saçı başı dağılmış görüntüme nazaran, bu arada üzgünüm bunun için de hiç uğraşamadım. Açıyorum. Bir şey değil mi yalnız? Ben şu an sürünmeyi bayağı sevdim. Bu arka plan hoşuma da gitti. Çok kitap kitap ya. Hoşuma gitti. Bilmiyorum. Şey yazıyor. Ağustos kutumuzda sizler için 3 yayınlarından 4 güzel belirledik diyor. Ben de o güzelleri görmek için çok heyecanlıyım. Yine böyle paket paket. Allah'ım şu görüntüye bir bakar mısınız? Sadece şu görüntüye bakmak bile yeterli ya. Çok güzel. İlk kitabımızı gördük bile. Çok evin yok kedisi. Ben bunu nereden duydum bilmiyorum ama bir yerden duydum. Bu kitap hakkında bir bilgi sahibiyim garip bir şekilde. Aynı şekilde kitapta böyle çizimler var tatlı tatlı. Biraz daha böyle kalın bir kitap. Çünkü bu kutu 9-12 yaş arası kutusu. Yani bu da demek oluyor ki kitaplarımız bir tık daha kalın. Bir tık daha böyle hani puntoları daha küçük. Diğerlerine nazaran. Onlar da şurada. Görüyor musunuz bilmiyorum ama eski kutudakiler orada okuduklarım. Burada bir tane daha minik bir hediye paketimiz var. Sanırsam bunun içinden 4D kart çıkacak. Bu arada bugün 4D kartları da inceleyeceğiz. Geçendeki bu challenge yapmıştık. Bu sefer de biraz değişiklik olsun diye 4D kartı inceleyeceğiz. Bunlarla ilgili konuşacağım. Bu burada dura koysun. Videonun sonunda onu halledelim. Üstünde de ben kitap kurduyum yazan bir sticker var ve solucan var üstünde. İşte bu bana uygundur. Burada Domingo yayınlarından çıkmış olan Dahiler Sınıfı diye bir kitap var ve Einstein'dan bahsediyor. Sınırsız Deha diye de eklemişler. Bu kitabı da duymuştum ve bu kitabın gerçekten çok hoş olduğunu biliyorum. Çünkü bunu birkaç kişi okumuştu. Ve gerçekten de 9-12 yaşa uygun olabilecek bir şekilde anlaşılır bir çizimler var. Hiç sıkıcı görünmüyor ve gerçekten tam olarak yaşa uygun. Çok güzel. Çok güzel seçimler yapılmış gerçekten. Burada bir kurdelemiz var. Bu arada bu kutu ikinci kutu, yani birinci kutu da var. Birinci kutuyu şuradan veya şuradan izleyebilirsiniz. Bu kutuda çanta ve kese çıkmayacak. Çünkü olay şu gibi aslında. Hani bir kutu aldığınız zaman zaten çantanız ve keseniz oluyor. Ve diğer kutudan çıkan işte 4D kartları keseye biriktirmeniz ve kitaplarınızda da o çantayla taşımanız mantıklı. Hani sonra defalarca kes çanta ve benzeri şeyler dağıtmak biraz daha israfa girerdi bence de. O yüzden güzel bir şey olmuş aslında. Bir tane daha hediye paketimiz var. Şu kurdelesini hiç zarar vermeden açmış olabilirim. Bunu parçalayacağım. Bu kitapları biliyorum ama nereden bildiğimi bilmiyorum. Çok hoş görünüyor. Şu an 12 yaşına dönmek istiyorum. Çok tatlı ve gerçekten hani puntoları bir tık daha küçük. Ve Can çocuğun zaten çok güzel işleri var ve bu da onlardan bir tanesi gibi görünüyor. Arkasında da çok güzel bir alıntısı var. Çöp toplamak zordur ama kağıt hurda toplamak daha da zordur. Çünkü kağıt kilo tutmaz kolay kolay. Durmadan toplamak gerekir. Üstelik yağmurda çamurda hemen heba olur. Sabır ister, bir de iyi arkadaş.
Çok güzel. Bu da bir tane daha var. Ve bu kutudan çıkan son şey ama bu kalın bir kitaba benziyor. Evet, 9-12 yaş artık bunları okumanın vakti geldi. Gerçi kanalımda 9-12 yaş aralığında olan insanlar var. Artı birlesinler aşağıya eğer öyleyseniz. Hani bundan daha kalın kitaplarda okuyorlar. Sizin için bir sorun olacağını sanmıyorum. Eminim hatta, sanmıyorum da değil. Sorun olmayacaktır. Şöyle bir şey, çok gizli günler. Dünyanın en şaşkın astronotunun kayıp ve çok gizli günlüğü. Aşırı güzel, böyle ciltli bir de. Çok tatlı. Bu nereden çıkmış? Masal Perez Nemesis kitaptan çıkmış. Şu an gerçekten hani böyle İzmir'e 3 tane kitap götürüyorum. Çünkü daha fazlasına yerimiz yok. Ama bir tanesini acaba bununla değiştirsem mi ya da kamera çantasına gizli gizli bunu atsam mı diye düşündüm. Belki yaparım. Çok tatlı görünüyor zaten. Okumayı çok isterim yani. Kutumuz artık bomboş maalesef ki ama az önce çıkan şeyler çok değerli ve çok tatlıydı. O yüzden mutluyum açıkçası. Şimdi bir de 4D kartlarımız var. Benim telefonum nerede acaba? Az önce buraya geri gelirken ne olur şarj olsun diye dua ettim. O kadar profesyonel değilim ki bu işte. 4D kartları nasıl inceleyeceğiz ondan bahsedeceğim. Bu arada telefonum da bana yardımcı olacak. Öncelikle kutu kutu kitaba giriyorsunuz ve girdiğinizde de burada Kiku'nun kartları diye bir sayfa var. Oraya tıkladığınız an böyle Kiku'nun 4D art çalmış gerçeklik kartları diye bir şey çıkıyor. Ve burada mesela bana vücudumuz 4D çıktı. Gördüğünüz gibi bu kart vücudumuz 4D. iOS veya Android seçeneği var. Benimki iOS olduğu için açıyorum ve uygulamayı indiriyorum. Uygulamamız indiğinde ise aç'a basıyoruz ve oraya bizi yönlendiriyor. Ve o sırada da kartımıza ihtiyacımız var. Kameraya erişmek istiyor. Tamam. Umarım bir anda ön kamera açılmaz. Şöyle tutuyorum telefonu o yüzden. Ve bekliyoruz. Şimdi kartımızı şöyle tutmamız isteniyor ve gördüğünüz gibi böbrekler karşımızda. İstersek bunun fotoğrafını çekebiliyoruz. Böbrekler böyle miymiş bu arada? Bu böyle şöyle falan yapsak bile gitmiyor. Bir fotoğrafını çekelim böbrekleri. Şöyle. Ama böbrek fotoğrafımız artık var. Ve bunun sesi de var mı? Böbreğimiz hakkında bilgi almak istiyorum. Onun için... Evet, buna basmamız gerekiyor. Boşaltım sistemi. Böbrek. Midenin alt seviyesinde bulunan ve fasulyeye benzeyen böbrekler boşaltım sisteminin en önemli organlarıdır. Atar damarla böbreğe gelen kan... Tamam, evet, bu kadar yeterli, gerisini siz kendiniz dinleyebilirsiniz. 4D kart uygulamalarının arayüzü aşırı derecede basit, kolayca görebilir, kolayca kullanabilirsiniz. Tam çocuklara güzellikle uygulanmış bir uygulama. Ayrıca yani bence gayet öğretici. Böyle bir karttan böyle sesler duymak ve onu görmek gerçekten akılda kalıcı. Bence çok güzel bir icat olmuş. Ben böyle kutu kutu kitabın her videosunun dolu dolu olmasını çok seviyorum. İçinden çıkan ürünler olsun, işte Kiku Challenge olsun, 4D kartlar olsun. Çok sevdiğim bir yer, çok sevdiğim, ait hissettiğim bir kutu. O yüzden mutluyum açıkçası. Eğer siz de incelemek isterseniz aşağıya linkini bırakıyor olacağım. Oradan inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Üyelik yapabilirsiniz kendisine. Çok güzel bir gün diliyorum ve müsaadenizi istiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.